Biz bu maddesel bedene, materyal bedene ait değiliz, bu bedenlerimize. Biz aynı zamanda bu madde alemine de ait değiliz, bu dünyaya. Nereye aitiz biz? Biz yüce Tanrı'ya, yani Krishna'ya aitiz. Onun kendi ruhsal mekanı vardır, üstün bir mekanı, ruhsal alemde. İşte bu madde alemi, o ruhsal alemin bir refleksiyon, yani bir yansımasıdır. Bhagavad Gita'da Krishna açıklıyor. İşte bu dünya aynı bir banyan ağacı gibidir. Hayır. Bu gezginler sofrasını sor. Banyan ağacı nerededir? Pardon. Ne? Banyan ağacı anlatıyor. Bhagavad Gita'da dedi. Bhagavad Gita'daki banyan. Okey. Bak, bir banyan ağacıdır. Fakat bu banyan ağacı ters dönmüştür. Ters, yani kökleri havadadır. Dalları aşağıdır. Baş aşağı. Nedir? Yani kökü yukarıdan başlar ve bu ağaç aşağıya iner kökünden. İşte bu aynı bir ağacın yansımasının suda görünmesi gibi aynı. Everything in the original tree is reflected in the water. İşte ana olan orijinal ağacın bütün her görünüşü şekli o suda yansır. Yansır. Yani tam zıttıdır. Ağaç tam zıttı görülür yansımasında, suda. İşte bu dünya, yani madde alemi, ruhsal alemin bir yansımasıdır aynı şekilde. İşte bu madde aleminde gördüğümüz her şeyi ruhsal alemde bir refleksiyon, yansıma olarak mevcut olacaktır. Fakat tamamen tersi, zıttı olarak. Everything is here temporary. Everything here is temporary. Madde aleminde her şeyi gelip geçicidir. And everything there is eternal. Fakat ruhsal alemde her şeyi ebedidir. Trees, ağaçlar, rivers, nehirler, birds, kuşlar, inekler. Everything. Her şeyi. Everything here is temporary. Madde aleminde gördüğümüz bu maddesel şeylerin hepsi gelip geçicidir. Bütün formlar, şekiller, biçimler, varlıklar, sesler, bütün kokular, fragrance'lar, bütün tatlar, bütün dokunuşlar. Her şey burada gelip geçicidir bu madde aleminde. Fakat ruhsal alemde her şey bunun tam tersidir, zıttıdır. Her şey orada ebedidir. Orada zaman yoktur ruhsal alemde. Burada her şey cehalet içindedir. Fakat ruhsal alemde her şey bilgi doludur. Burada madde aleminde her şey karışık bir mutluluk, karışmış bir mutluluk içindedir. Yani biz bir dakika çok mutlu oluruz, ha 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 diye güleriz. İkinci dakikada da ağlamaya başlarız, üzülürüz. Yani bu madde aleminde saf bir mutluluk yoktur her an devam eden. So we want eternality, knowledge and pure happiness. İşte biz ne istiyoruz? Varoluş, sonsuz varoluş, sonsuz bilgi ve sonsuz mutluluk, saadet istiyoruz. Because we come from God, we have that nature. Biz Tanrı'dan geldiğimiz için, Tanrı'dan bir parça, ona ait, onun çocuğu olduğumuz için biz işte bu özelliklere, bu sonsuz özelliklere, yani varoluşa, bilgiye, sonsuz mutluluğa sahibiz. Özümüz o. Burada bu madde alemimizde bütün ilişkiler cehalete dayanır. Çünkü bütün ilişkiler burada bedene dayanır. Yani bedensel ilişkilerdir. Fakat bizler bedenlerimiz değiliz. Bizler ruhlarız, ruhsal varlıklarız. İşte ne diyoruz, benim karım. Neye? Benim bedenime dayanır. Yani benim bedensel bir ilişki. Benim çocuğum, oğlum.
Bu aynı zamanda yine benim işte çocuğum, oğlum, o da bir beden, yine bedensel bir ilişki. İşte bu tür ilişkiler, yani dünyada mevcut olan bu ilişkiler ruhsal alemde de mevcuttur. Those relationships are based on the soul. Ve o tür ilişkiler, yani ruhsal alemde olan bu ilişkiler tamamen ruha dayanır, yani ruh düzeyindedir. Krishna, soul of the soul. Krishna bütün ruhların ruhudur. Krishna says, "Suridam sarva bhutanam. I am the best friend of all living entities." Krishna diyor ki ben bütün yaşayan varlıkların en büyük dostuyum diyor. Duyuyor musun? Duyuyor musun? So there everyone loves Krishna like son. İşte orada herkes Krishna'yı oğlu olarak sever. Like husband. Eşi olarak sever, sevgilisi olarak sever ruhsal like alemde. Friend. Arkadaşı, dostu olarak sever Krishna'yı orada ruhsal alemde herkes. Like master. Ve onu efendisi olarak sever, Tanrı olarak sever. Yani dört çeşit ilişki içinde bulunabilirler Tanrı'yla ruhsal alemdeki ruhlar. Ve o ilişkiler tamamen ebedidir. İşte bu dünyaya haset hissederler. Haset vardır bazı ruhlarda. Neden işte Krishna zevk çıkaran olsun? Neden bir tek o zevk çıkarsın? Ben de zevk çıkaran olmak istiyorum diye düşünür. Haset eder Tanrı'ya ruh, kişi. That's why Krishna made the material world. İşte bu yüzden Krishna bu madde alemini yarattı. Bu tür haset eden ruhlar için. For the souls who do not wish to serve. İşte o ki ruhlar ki ona hizmet etmek istemeyen ruhlar için Krishna bu madde alemini yarattı. So here in the material world, everyone is seeking their own separate happiness. İşte burada bu madde aleminde herkes kendi ayrı mutluluğunun peşinden koşuyor, kendi çıkarlarının peşinden koşuyor yani. And that desire is the cause of ignorance. İşte bu arzunun kökü de cehaletin kendisidir. That is the root of bondage. İşte bu da bütün bağların köküdür bu dünyaya, madde alemine. That is the seed of karma. İşte bu da aynı zamanda karmanın tohumudur, bütün karmanın. That is the cause of the soul's bondage in this world. İşte bu da bütün ruhların bu dünyaya bağlanmasının nedenidir, çakılmasının. The desire to enjoy, which we call happiness, that is the cause of our bondage. İşte yani biz arzu, hayatın tadını çıkarma arzusu ki biz mutluluk sanıyoruz bunu. İşte bu bizim asıl bu dünyaya bağlanmamızın, bağlı kalmamızın, bu dünyada çakılmamızın nedenidir. Because real happiness is attained when Krishna is happy. Yani esas mutluluk Krishna mutlu olduğu zaman ancak hissedilebilir içimizde. So in the spiritual world, no one tries for their own happiness. İşte ruhsal alemde kimse kendi mutluluğunun peşinden koşmaz. No one cares about their own happiness. Kimse kendi mutluluğunu aldırmaz bile. They only care about Krishna. Sadece onlar Krishna'yı mutluluğunu isterler. Krishna'yı düşünürler. That's why all ecstasy follows them. O ekstasi, bütün vecd halleri o yüzden onları izler. Because they are not interested. Çünkü onlar kendi mutluluklarından ilgilenmezler. Like when a dog chases his tail, he never catches. İşte bu aynı eğer bir köpek kendi kuyruğunun peşinden koşarsa hiçbir zaman kuyruğunu köpek yakalayamaz. Devamlı böyle döner durur. When the dog forgets his tail and just goes, his tail follows. İşte o köpek ki artık kuyruğunu unutur da dümdüz giderse kuyruğu onu zaten o köpeği izleyecektir. That's why material life and spiritual life are complete opposite. İşte bu yüzden materyal hayatla maddeci hayatla ruhsal hayat tamamen birbirinin zıttıdır. Nedince sukabancha tarkanam, kishtende sukabancha tarkanam. The desire to satisfy the sense of Krishna is called prema. İşte Krishna'nın duyularını tatmin etme arzusu, isteği prema, aşk olarak, Tanrı aşkı olarak bilinir. And the desire to satisfy your own senses is called kama. Fakat kendi duyularımızı, kendi hislerimizi, kendimizi tatmin etme, kendi mutluluğumuzun peşinden koşma arzusu da şehvet olarak isimlendirilir. So we need a revolution of consciousness. Biz işte bir bilinç revolüsyonuna ihtiyacımız var, devrimine. A full change is required. Bunun için bir değişim geçirmeliyiz diyor. Otherwise we'll stay here forever. Aksi halde bu madde aleminde ebediyete kadar kalacağız, sonsuza çıkamayacağız bu madde aleminden. Understand? Anlıyor musunuz diyor.
So this world is called Durga. İşte o yüzden bu dünya Durga, Durga olarak isimlendirilir bu dünya. Nedir Durga ne demek? Hapishane demek Durga. She has three chains. Nedir o Durga'nın 3 tane zinciri vardır. Goodness, passion, ignorance. Nedir bu? Tamas, rajas, sattva. Yani iyilik ruhu, cehalet ruh hali, şehvet ruh hali ve iyilik ruh hali. Cehalet ruh hali. İşte bunlardan bağımsız olmak o kadar kolay değildir diyor bu üç gunada. So, what is our path? Bizim yolumuz nedir? That is the path of service. Hizmet yoludur bizim yolumuz. Evet. Not service to dog. İşte köpeklere hizmet değil. Or service to the town. Veya dilimize hizmet değil. Dilimize. Or family. Veya ailemize hizmet değil. Ancestors. Veya kendi atalarımıza hizmet değil. Hayır. Hatta yarı ilahlara bile hizmet değil. We have to direct our love to one source. Biz direkt kendi aşkımızı tek bir kaynağa yönlendirmek istiyoruz. So Krishna says. Krishna diyor ki the mind is the cause of all bondage. The mind is the cause of all liberation. Krishna diyor ki Bhagavad Gita'da zihin bütün bağların, bütün bağların nedenidir veya bütün özgürlüklerin nedenidir diyor. When the mind is absorbed in chasing material enjoyment, that is bondage. İşte ne zamanki zihnimiz materyal olan mutlulukların, zevklerin peşinden koşmaya başlar, işte bu dünyaya çakılıp kalmamızın nedenidir, bağlılığımızın. But if somehow we can change. Fakat biz nasıl bir şekilde değişirsek eğer, işte zihnimiz artık Krishna'yı düşünmekte odaklanabilir. What will change it? Ve bu ne değiştirecek bizi? Bu nasıl değişeceğiz biz bu şekilde? If you stay with him 10,000 years, will you change? Eğer diyor sen ondan 10,000 sene kalırsan değişecek misin? If we stay with people who have the same mentality as us, we will not. Eğer diyor biz aynı mentalitede olan insanlarla bir arada kalırsak hep değişmeyeceğiz diyor. You have to associate with someone who is more exalted than. İşte bizden daha üstün, daha yukarıda, daha üstün bir bilinçte olan kişilerle birlikte olmalıyız. That is called the sadhu. İşte onlara sadhu denir. Ermişler, evriyalar veya saf adammışlar denir. Sadhudur onların ismi. They have no desire in this world. Onların bu madde aleminde hiçbir materyal arzuları yoktur o sadhuların. Their mind in all senses are fully engaged in Krishna. Onlar tamamen bütün duyularını ve zihinlerini Krishna'nın hizmetinde kullanırlar. By the strength of that service, they control the tongue, the mind, anger. Ve bütün kendi hizmetlerinin gücüyle kendi dillerini, kendi duyularını, kendi zihinlerini kontrol altına alırlar. The six enemies they crush. Yani böylece 6 tane düşmanı böyle ezerler. Nedir onlar? Şehvet, hırs, öfke, envious, başkasını kıskanma, haset, illusion, ve illüzyon ve madness, delilik. Association with someone like that can change it. Eğer biz bunları aşmış kişilerle, bu 6 düşmanın yenmiş kişilerle birlikte olursak biz de aşabiliriz bu 6 düşmanı. Anlamıyorum. Evet, sadhu. She's asking, we are sadhus? Something yani. Gibi. We want to become sadhu. Biz sadhu olmaya çalışıyoruz diyor. We're in the line. Biz de sıraya girdik bunun için diyor. We're in the school. Biz onun okulundayız diyor. So, the diabetic patient wants sugar. İşte nedir? Şeker hastası şeker ister. Please doctor, just a few chocolate bars. Lütfen işte doktoru der bana birazcık çikolata reçetesi yaz. I'll give you $100. Sana işte 100 lira vereceğim, 200 lira vereceğim. And I'll also be chocolate. İşte bana lütfen biraz çikolata yemem için izin ver der doktora, şeker hastası. The real doctor said. Fakat gerçek doktor der ki hayır bu senin için iyi değil, hayırlı değil. So sadhu will give the medicine. Sadhu aynı şekilde sadhular, saf adammışlar bize gerekli ilacı verecekler. Sadhu vaidya. Sadhu vaidya denir. Like if we follow the directions of the doctor, we become free from disease. İşte biz eğer doktor tarafından verilmiş reçeteyi izlersek hastalıklarımızdan kurtuluruz. But we ignore the doctor and just. Eğer doktoru kale almazsak biz de hastalığımızdan kurtulamayız. Not become free.
So sadhu give instructions. İşte sadhular bize talimatlar verirler. These instructions are not for his benefit. It's for ours. İşte bu, yani sadhuların verdiği bu talimatlar kendi çıkarları, kendi istekleri, kendi çıkarları. İşte 10 dakika sonra this boil is so much burning. İşte bu çoban, çıbanlar o kadar yanıyormuş ki bedeninde göçkan çıbanlar. So parents took him to one bogus doctor. İşte annesi babası onu böyle kötü bir doktora götürmüş. This doctor. Doktor üflemeye başlamış o çıbanları. Üflemiş böyle üflemiş. Boys, oh, this is very good. Oh, çocuk demiş ki çok güzel, çok iyi, iyi hissediyorum demiş. I feel relief. Biraz rahatladım demiş çocuk. Parents realize this is useless. Fakat anne baba anlamış bu, yani doktor işe yaramaz. They went to another doctor. Başka bir doktora götürmüşler çocuğu. So what he did? Ne yapmış o doktor? Almış elini çocuğu yakalamış ve kesmiş o çıbanı. Çocuk bağırmış çığlık çığlığa. This doctor is very cruel. Oh, bu doktor çok acımasız demiş, zalim. Zalim. İşte işe yaramaz bu doktor demiş. First doctor is very good. O ilk doktor çok iyiydi demiş, daha iyiydi demiş. Evet. She wants the doctor says, no, tea, coffee, onion, this is İşte sen de öyle bir doktor istiyorsun ki çay, kahve, iyi soğan, sarımsak yemeye devam. So sadhu sangha, nam, kita, neymatra chai, samsara, jimiti, par, arakone, vastanam. Association with sadhu. Sadhularla birlikte olmak, saf adammışlarla birlikte olmak. Saintly person. Yani bu aziz evliya olan insanlarla birlikte olmak. Krishna gives definition of sadhu. Krishna bu azizlerin tarifini veriyor evliyaların. What is it? Arjuna'ya söylüyor. Achyutananda. Achyutananda. Mahapunas tu mama tata devam prakritam asura. What's the rest of the verse? Krishna says the sadhu, the great soul, has taken full shelter of me. İşte Krishna diyor ki sadular, bu evliyalar tamamen benim korumama almışlardır. Onlar her zaman benim yüceliklerimi zikrederler, bu sadular, evliyalar. Vidarbhata, very determined in his vows. Onlar verdiği yeminlerde çok kararlıdırlar, dönmezler o yeminlerden. Can you promise? Söz veriyor musun diyor. No meat. Artık et yok. Cannot promise. Söz veremiyorsun. What should she eat? Except if you give promise, never break your promise. Eğer sadular öyle ki, evliyalar öyle ki, onlar bir söz verdiler mi, bir daha o sözlerinden geri dönmüyorlar. This is definition of high class person. İşte bunlar yüce, yani yüksek sınıfta olan kişiler, özellikleri. Like our guru. Aynı guru, bizim gurumuz gibi yani, bizim gurumuz. Some problem in the leg. İşte bizim gudurumuzdan bir tanesinin ayağında bir rahatsızlık olmuş. So he went to the doctor. Doktora gitmiş. Doctor said we have to operate. Doktor demiş ki sizin ayağınıza ameliyat yapmak zorundayız demiş. We will give you this injection. Sana işte şu iğneyi yapacağız. Then you'll feel no pain. Sen acı hissetmeyeceksin biz bu operasyonu, ameliyatı yaparken. He said, I cannot take the injection. Fakat hoca demiş ki ben bu iğneyi alamam, bu iğneyi. Because I promised my guru no intoxication. Çünkü ben kendi guruma söz verdim, hiçbir intoxication, yani uyuşturucu kullanmayacağıma dair. So doctor operated without injection. So böylece doktor ona bu uyuşturucuyu vermeden ameliyat etmiş bacağını, bizim hocanın. O da hep Hare Krishna, Hare Krishna'yı zikrederek bu ameliyatı tamamlamış. We cannot do like that. Biz tabii ki böyle bir şey yapamayız. High class boss. Fakat yüksek sadular, evliyalar, azizler böyle bir şey yapabiliyorlar. So Krishna says, Mahatmanas tu mama pata devam prakritam asura. The great soul is under the divine my protection, divine protection. İşte diyor ki Krishna, bu tür azizler benim kendi potansiyelimin koruması altındadırlar. They're very fixed in their vows. Onlar verdiği sözlerde odaklanmışlardır. They always chant my names. Onlar her zaman benim isimlerini zikrederler, kutsal isimlerimi. Their minds are fixed on me. Onların zihinleri bende odaklanmıştır. If we take that association, eğer biz bu birlikteliği alırsak, and chant these names, bu isimleri zikredersek, bu Hare Krishna Mahamantrasını, that material disease can be destroyed. İşte bu maddesel hastalıklarımız iyileşir. Okay, any questions? Sorusu olan var mı?
Niye o vay. Why you are wearing pink? She's asking. This is because of air quality element. Biz celibacy, yani bekaret yemini ettik. O yüzden, yani bekaret yemini ettiklerinde bu rengi giyiyorlar. Bizde yok. Any questions? Any real questions? Sorusu olan var mı diyor. Bak, hoca burada sorunuzu sorun. Varsa sorunuzu sorun. In the time when the time of the cycle of time, how do you explain the incarnation? Yes. This world means time. Bu dünya madde alemi demek zaman demek. Krishna says, of health, I am the time, I am time. Krishna diyor ki Bhagavad-gita'da ben zamanım diyor. Time is the wheel of Bhagavan. Yani bu zamanın bu döngüsü, çarkı Tanrı'nın kendisi. Bhagavan. Tanrı'nın kendisi bu zamanın döngüsü. Çarkı. Kimin hakiki bilgisi vardır? Who sees this world? Who sees everything in the like a snake catches a mouse. Eğer bir yılanın bir fareyi yakalaması olarak görürse kişi zamanı, yani zaman bir yılanın fareyi yakalaması gibidir. Next second. Ne olur yılan? İkinci dakikada, iki saniyede o fareyi yutar yılan. The entire creation in the mouth of the snake of time. İşte aynı şekilde bütün bu evren, bütün bu yaratım zamanın yılanının ağzı alt içindedir. Böyle her an yutulabilir bu evren. One who surrenders to Krishna becomes free from time. İşte bir tek Krishna'ya adananlar bu zamandan muaf olurlar, kurtulurlar bu zaman cycle'ından. Time is only in this world. İşte zaman bir tek bu madde aleminde mevcuttur. Ruhsal alemde zaman yoktur. Ruhsal alemde zaman yoktur. Eğer biner değilse, ha? Neden önce ve sonra diyoruz reenkarnasyona? Çünkü zaman bu madde aleminde mevcut. Gelmiş, yani geçecek ve şimdi. Önce ve sonraki hayatlar mı var? Tabii ki. Yani bir devamlı reenkarnı var. Aynı anda hepsini yaşıyoruz diye düşünüyorum. Evet. Aynı anda neyi yaşıyoruz? Ben demek istediğini anladım. Yani ben de öyle düşünüyorum. She is thinking that simultaneously we live life. Past life, present and future. What were you past life? Sen geçmiş hayatında neredeydin? Neden şimdi şu anda, yani şu an, şimdiki anda buradasın? Unuttun çünkü geçmişi. Kimisi diyor ki, I remember and I was a dancer in Egypt. And I remember this is my favorite. I was a French princess. Last life is not your home. Şimdi diyor ki, dinle. Geçmiş hayatınız o kadar önemli değil. Geçmiş hayatınızda neyseniz neydiniz? Şimdiki hayatınıza bakalım. Şimdiki hayatınız, şu anınız önemli. Şu hayat. We are carrying the karma of our past lives. We are carrying the karma of our past lives, past karmas. All the kebabs you ate past life. İşte geçmiş hayatta yediğin bütün kebapların sonucu. That's why so much suffering. İşte o yüzden bu kadar acılar var diyor. Bu acıların hepsi bu geçmiş hayatta yaptığımız karmalar. İşte. Poverty, fakirlik, sorrow, acı, death in the family, ailede ölümler, veya arzularımızı yerine getirememe, hastalıklar, korku, hepsi bunlar geçmiş hayatımızda yaptığımız karmaların sonuçları. So keep eating kebab. O yüzden kebap yemeye devam et. Ama yemek yemiyorum ben abi. She doesn't eat any food. Ya bir şey diyeceğim, nohutlarda etlerden daha fazla protein var. Şunu al oku. Kebap yok. Kebap yok. Yüzü gözü şey yok. Yok, sıra.
Nohut, biz nohutlarda da işte bak bugün humus yaptım, bayıla bayıla. Humus, nohut, mercimek. Bazen zaten bedenin aşırı şekilde sadece bağlantılarınızı verin gitmeden. Evet. Hadi kardeşim. Bağlantılarınızı verin. Sizin isminiz? Yani. Arkadaş mı? Şey ne? Zafer ne abi? Yok, Belgin. Belgin. Ha siz hepiniz de. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Efendim? Yok, kendisi Avustralyalı orijinli. 19 yaşında bütün yani okulunu falan bırakıp Hindistan'a, Himalayalara gidiyor. Himalayalarda işte ruhsal olarak araştırmalara başlıyor. Ruhsal seyahatleri. İşte bir takım hocalarla buluşuyor ama bir türlü tatmin bulamıyor. Sonunda bu Krishna bilincinin Bhagavad Gita'sı eline geçiyor. Bhakti Yoga'nın kitabı. Ondan sonra onun gurusuyla buluşuyor. İnisiyasyon alıyor. Sonra belli bir sürede sonra feragat, bu bekaret yani feragat sınıfına geçiyor. Sanyas oluyor. Sonra işte bütün ne bunların bir banka hesapları var, ne evleri var. Bütün dünyayı dolaşarak bu bilgileri aktarıyorlar insanlara, aydınlatıyorlar yani. Yine arkadaşlarımızdan sizin isminiz nedir? Ben tanıyorum. Gelmiştim daha. Gelmiştiniz daha önce. Tanıyorum sizi. Birlikte gelmiştiniz. İyi olur benim için de yani. Üst kattan. Zekamız ekleyerek de yani. Okay. Okay, sorusu şey bağlantılarınızı verin. And everyone came 1 hour late. Her işte geç geldik. Kitaplarımız var. Şu alo. Jaiva Dharma, bu ruhun darması. Yeni kitabımız çıktı. Yani şeyden, baskıdan bunu bastık. Bundan 80 lira. Evet şu 100 lira, şu 80 lira. Bu Jaiva Dharma. Jaiva demek yaşayan varlıklar, yaşayan varlıkların dharması. Yani yapısal pozisyonu, dharması nedir? Bu kitap burada anlatılıyor, dharma. Alabilirsiniz.